Fazilet Hanım? Bismillah. Hayırlı olsun. Nasıl, beğendiniz mi odamı? Pek de güzel yerleşmişsiniz. Nasıl, rahat mı bari? İki kız, bir de siz. Küçük gelmiştir belki. Nereden çıktınız ayol siz? Yeni ayol dedim, gördünüz mü? Yani hiç beklemiyorduk da erken geldiniz diye şey ettim. Ay vallahi şeytan, ya bir şey görmüş gibi oldum. Her şeyi öğrendim. Ne hesaplarla girmişsiniz bu eve meğer? Gözümün de içine baka baka yalan söylemişsin. Kurda kuzu teslim etmişim. Şükriye her şeyi anlattı bana. Sana bırak ekmek emanet etmeyi günahına bile vermezmiş. Ben size bir çay demleyeyim de şurada oturalım. İki lafın belini kıralım. Ben size her şeyi anlatacağım şimdi bakın. Ben size bir 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 her şeyi anlatacağım. Ben kime ne anlatacağımı çok iyi biliyorum. Saliha Hanım! Saliha Hanımcığım bakın. Bakın beni dinleyin Saliha Hanımcığım. Hazım Bey yukarı çıktı, orada değil Hazım Bey. Ama Hazım Bey'le konuşmadan önce ne olur Allah rızası için bir beni dinleyin ya. Hiç boşuna konuşun. İstediğin yerde konuşurum ben, sen karışma bana. Saliha Hanımcığım bakın. Bakın ne olur beni bir dinleyin. Bakın benim derdim sizin ekmeğinizle değil. Benim derdim, asıl derdim fırında. Yarışmada yani. E bir oturup ben size bunu anlatamadım ki. Çıkın bırak dedim. Pardonuzu da. Bırak dedim. Altta bırak konuşamadık dedim. Ki ben size anlatamadım. Çık. Çevirdiğim dolapları duyunca Hazım Bey bıkılınca. Dolap çevirmedim. Derdim al. Derdim var benim bir derdim ki ben size anlatamadım. Bırak, mutfakta diyorum, bir çay demleyip bir konuşsaydık bırak, biz sizinle. Bırak yalvarıyorum. Bırak dedim. Bakın ne olur bir konuşalım biz. Bırak. Biraz bir konuşalım. Bakın ne olur bir konuşalım. Neden anlamıyorsunuz beni? Bırak. Bir konuşalım. Baba. Benim güzel kızım hasta mı olmuş? Baba şimdi sana bir portakal suyu sıkar. Hiçbir şey için kalmaz güzel kızım. Baban hep yanında kızım. Bekle.
Hadi ama uyumuş olamazsın ya. Sıktın ama Hazan abi ya. Hazan! Hazan! Sen yanıyorsun. Hastaneye götüreceğim seni. Kesin bir uğursuzluk var. Bu kadar da olmaz çünkü. Zavallı kadın ya. Gözümün önünden gitmiyor. Ne olur ölmesin ya. Ay bu da gidiyor. Hadi. Siz de odanıza gidin artık. Bir de sizden uğraşmayalım. Yaşıyor tabii yaşıyor. Tabii yaşıyor. Niye yaşamazsın tövbe de. Tövbe de kız tövbe de. Tövbe. Tövbe de. Anne. Kadının kafası yarıldı. Şişmiştir o şişmiştir. Buz kayarlar geçer. Bir şey olmaz şişmiştir o. Anne. Kadını ittin mi? Ha? Deli deli konuşma kız. Deli deli konuşma. Niye ittireyim ben kadını? Niye ittireyim ben senin annenim? Annenim ben. Hiç böyle bir şey yapar mıyım? Desene kızım. Benim annem böyle bir şey yapmaz desene. Kızım desene niye demiyorsun? Benim annem böyle bir şey yapmaz. Niye demiyorsun? Niye? İttirmedim beni, ittirmedim beni, ittirmedim oğlum, ben ittirmedim. Ben ittirmedim oğlum, vallahi billahi ben ittirmedim, ben ittirmedim. Ben ittirmedim oğlum, ben ittirmedim. Niye ittireyim ben, niye ittireyim ben? Kırkı sekiz. Neredeyse havale geçirecekmiş, iyi ki getirdiniz. Serumu bitince doktor bey yeniden görecek. Ah be abiciğim. Hiç bana göre değil ki bu işler. Baba. Baba.
Yapma bunu ya. Of. Ciddi bir kafa travması söz konusu Azim Bey. Ameliyat bitmeden bir şey söylemek için çok erken. Ameliyat biter bitmez size bilgi vereceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yalnız baba, ailesine de haber vermek lazım. Bence sabaha bekleyelim. Ameliyatın sonucu belli olsun, öyle ararız. Damadına haber verelim, olur mu? Bir de bir şey daha var. Gecenin bu saatinde kimseye haber vermeden çıka gelmesi pek Saliha Hanım'a göre bir şey değil. Evet. Talihsizlik. Bir şey daha var baba. Şantiyede olanlar için kusura bakma. Kendimi kaybettim biraz. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattınız. İnsan bu yaşta bile hala bir şeyler öğreniyor. Sinan Bey. Arkadaşınızın serumu bitti. Doktor Bey reçetesini yazdı. Evde kalmasıyla burada kalması arasında bir fark yok. Yatırmamıza gerek yok dedi. Hadi ya. İyi. Taburcu olabilirsiniz. İlaçları bitene kadar istirahat etmesi şart. Öksürük için verdiğimiz ilaçlar biraz ağır. Bu gece pek kendisine gelemez. Geçmiş olsun. Gel bakalım ateşli kız. Uyumak istiyorum ya. Hay hay. Allah'ım sen kullarını iyi bilirsin. Fazilet kulunu da iyi bilirsin. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmadım. Yapar mıyım Allah'ım ben böyle bir şey yapar mıyım? Hiç yapar mıyım? Kızım aç şu telefonu be, aç şu telefonu, bir kere aç şu telefonu be. Anana başına neler geldi bir bilsen, ah, ah, ah. Geldik. Aslında böyle güzel kızsın be. Hazan abi. Thank you.
Adam uykucu. Uyan da şamata başlasın artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl oldu bu iş? Anlat şunu bir Fazilet Hanım. Vallahi ben de bilemedim nasıl oldu. Olmuş işte yani, bilmiyorum. Kadın öyle düşmüş kalmış işte yani. Ama ne bileyim ben be, sorup durmayın artık, yeter. Daha geleceğinden de haberimiz yoktu. Azali Hanım ha. Daha dün torununu seviyordu ya bu kadın. Ay sertti mertti, huysuzdu ama. Ay böyle mi olacak canım? Ay kızsak da küssek de alışmıştık biz ona. Yeter be. Yeter, ağlaşıp durmayın, içim şişti. Gömdünüz ayol kadını. Bakın işinize hadi. Daha gelmem ben mutfağa. Tövbe tövbe. Şunlara bak, gömdüler kadını. Hı hı. Tamam. Tamam, anladım. Zaten damadına ne gerekiyorsa yapacağımızı söylemiştim. Tamam, teşekkürler. Şaka. Ne olmuş baba? Henüz kızına söylemeyeceklermiş. Yani buradaki bir akrabaları var, o ilgilenecekmiş. Ah, ah. Yandın mı Hazım? Ay biraz dikkat etsenize, elinizdeki kaynar çay. Ben çok özür dilerim Hazım Beyciğim. Çok çok özür dilerim. Hani siz öyle kadından bahsedince ben de çok merak ettim hani ne durumda diye. O yüzden kusura bakmayın ne olur. Tamam, tamam, sorun değil. Kötü bir haber yoktur inşallah. Hala yoğun bakımda. Ne zaman uyandıracaklarını bilmiyorlar. Çok şükür ölmedi ya. Bitki gibi yaşamasın da kadıncağız. Buradaki akrabalarıyla irtibata geçmek gerekirse ben ararım onları. Sen merak etme Hazımcığım. Sağ ol. Ben sizin çayınızı tazeleyeyim. Hazım Beyciğim, yeni fincan da getireyim. Şuraya da bir bez getirirseniz. Tabii tabii, hemen. Ay yandı kuzum, yandı Salihem. Ah talihsizim benim. Ah kadersizim benim. Anne tamam, bir sakinleş, bir babamı dinle. Bir gidin bakalım, hem en iyi hastaneye koymuşlar Salih yengemi. Bak en iyi doktorlar bakıyormuş. Sen sus, şimdi senden çıkarırım acımı ha. Ah bileydim söyler miydim. Hemen koşmuş gelmiş yavrum. Ah talihsizim. Ah o fazilet yılanının zehriyle yandı kuzum. Cancağızım yandı. Hadi hanım hadi. Kalk gidelim bakalım kadıncağıza ne halde. Kalk hadi. Ah, ah. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne işim var benim burada ya? Gece yaz doldurmuştur babana. Allah istediği kadar doldursun babam bu. Dönmez sözünden. Yok canım ya. Çıkamadım daha. Dün geceden sonra sinirlerim çok bozuk. Hiç uyuyamadım. Neyse ben makyajımı yapayım, arayacağım seni. Of. Of Hazan ya. Ay. Yandın Fazilet, şimdi yandın işte. O Şükriye cadısı yaktı, yakacak seni. Ah.
Ya ben de abimi takip edecek kafa mı kaldı? Tüm gece ne kabuslar gördüm. Ayrıca nesine bakayım ya? Posur posur uyuyordur o. Kız! Kız Allah seni kahretmesin. Kız ben seni o çamurlu evlerde ne yapıyor benim kızım diye merak ederken... Anam, anam, anam. O Sinan Bey'in yatağında... Tövbe. Tövbe yok. Tövbe yok, tövbe mövbe yok. Bak, bak. Gel bak, gel. Bak, o burada yattı, ben burada. O burada yattı, ben burada. Tamam. Ya ne anlatıyorum ben, yeter ya. Kimse görmedi zaten. Ben de farkında değildim. Geldiğimin ateşleri içindeydim. Şimdi kimse görmeden gidiyorum, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Yok öyle hiçbir yere gitme, gidemezsin. Bak ateşler içindesin, cayır cayır yanıyorsun. Bak, bak ilaçlarım da burada. Ben şimdi ilaçlarımı içeceğim, hiçbir şeyim kalmaz, tamam mı? Kimse görmeden de giderim ben şimdi. Bana bak. Var ya, benim asabımı bozma. Adamın daha kesesi bitmeden vallahi de billahi de avazım çıktığı kadar bağırırım, yalıyı toplayıveririm odaya. Ne diyorsun? Ya ben kimse görmeden gideyim diyorum. Bir dakika. Sen beni tehdit mi ediyorsun anne? Kızım adamın yatağından çıkıyorsun sen. Adam hala banyoda. Bak. Ben senin ananım. Ciğerini biliyorum, gönlüm rahat. El alem ne düşünür böyle? Ha? Ya tıpış tıpış benimle gelirsin, ıhlamurunu içersin, oturursun karşımda. Ya da avazım çıktığı kadar bağırırım. Bütün yalıyı buraya toplarım, kızımın namusu gitti diye. O zaman görürsün ateş neymiş. Böyle atak ol. İğrençsin. Ben buradayım da o sersem abime. Kendini unutturma. Meydanda öyle abuk subuk paçozlara bırakma. Ben seni sonra arayacağım. Yok artık ya, bu kadar hızlı olamazsın. Ya sen ne iğrenç bir insansın ya. Bak bence abinle nasıl konuşman gerektiğini seninle prova etmemiz lazım. Saçmalıkta sınır tanı abi, anlıyor musun? Saçmalıkta sınır tanı. Müsaade edersen giyineceğim minik şeyi. Hiç mi utanmıyorsun ya? Çok utanıyorum. Hadi çık artık dışarı. Bana bak. Burası benim de evim, anlıyor musun? Ben bu gördüklerimi ne babama ne de halama söyleyemem bile. Biraz utanman olsun ya. Ama annesi geldi. Annesi çıkarttı odadan, biliyor musun? Başına çok büyük bir bela aldın. Başına büyük bela olacaklar. Kapıyı dışarıdan kapatır mısın lütfen? Kaldır koltuğun altını. Aç. Görüyorsun değil mi ablanı? Biz akşam nerede, ne yaptı diye meraklanalım ablan için. Ablan Sinan Bey'in kuştuğu yatağından çıksın. Sıkıştır iyice şunu. Şöyle. Anne abuk sabuk konuşma kıza ya. Nasıl olduğunu anlattım ben. Korkma ablacığım, ben biliyorum seni. Ben hiç kendi ablamı tanımıyormuş gibi suçlayıp da günahını almam, merak etme. Ihlamur falan istemez, ben evime gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Evine nereye gidiyorsun? Otur bakayım oturduğun yere. Ateşin kaçmış, bir önce ona bakalım. Gözlerinden ateş fışkırıyor. Şuna bak, gözlerin sulanmış ateşten. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anne ben kalmam burada bak. Boşuna çeneni yorma, hayatta kalmam. Okula geç kalacağım ben. Çıkıyorum. Gördün mü? Gördün değil mi kardeşini? Bak onu bile küstürdün. Ben onun neden küstüğünü biliyorum da. Niye küsecek? Senin ettiğin laflara küstü. Kız insan hiç anasına, kardeşine dilenci der mi? Aa, biz torpil dilencisi miyiz? Anne kavga edecek halim yok gerçekten ya. Bak ben evime gitmek istiyorum, tamam mı? Sen de bırak bu boş işleri, gel beraber gidelim evimize. Bak ben çoğu işi kolayladım zaten. Tertemiz oldu ev, hadi gel gidelim ne olur. Hiçbir yere gitmiyoruz, şu bir ötsün bakalım. Ha öttü. Öttü, dur bakayım, kaldır kolunu, yavaş. Kız ateşten kırılıyorsun. Nereye gidiyorsun sen? Hiçbir yere gitmiyorsun. Sahir zamanında bile bizim o evde kemiklerimiz tir tir titriyor. Şimdi ben seni öyle tek başına gönderemem eve. Ben senin annenim. Hiçbir yere göndermiyorum ben seni. Bu kadar.
Eğer annem sen eve benimle gelir, çorbamı yapar, ilacımı verirsin. Şaka gibi ya. Gözlerimle gördüm diyorum sana. Bu sefer Nile boynuzu taktı. Çıldıracak mı? Kızım sen şaka mı yapıyorsun? Haberi olmayacak diyorum sana. Bak sen yine abuk subuk konuşmaya başladın. Sana söylediğime pişman etme beni. Tamam mı? Benim biraz işim var. Bugün okula ekiyorum. Ya aklım anamda kaldı ya. Kadın çok üzüldü, perişan oldu Saliha yengeye. Sorma ya. Yani hatırlamak bile istemiyorum. Sen bir de gördün tabii. Ya ben anlamadım yani bu kadın nasıl düştü, nasıl oldu? Yasin inadına mı soruyorsun ya? Ya zaten hatırlayınca bir sinirlerim bozuluyor. Konuşmak istemiyorum ben bu konuyu. Doğru, bizim konuşacak çok meselemiz var zaten. Ben sana bir daha bu yalının kapısının önünden geçmeyeceğim diyorum. Sen gidiyorsun yatıya. Bak dün ananın şarlamasından gık diyemedim ama bugün susmam Ece, ona göre ha. Yasin yeter ya. Yani bir yandan annem, bir yandan sen çekiştirip duruyorsun sürekli beni ya. Yani ikinize de yaranamıyorum ha. Zaten ben kime yaranıyorum ki? Yolda var ya, bize böcek gibi davranıyorlar. Böcek. Bir de evin bir kızı var. Saçını başını yolacaktım da. Neyse. Hayda. Yani şimdi bu kızıl kafa gitti, bir de evin kızı mı çıktı? Hem ne yapıyor sana bu evin kızı? Anlat bakayım. Yani gıgıcığın teki, yani şımarık zengin kızın teki işte. Ne olacak? Bir tek o değil ki. Yani ablam bile bize sığıntısınız diyor ya. Yani bugün olmasa bile bizim yarın bu yoldan kesin çıkmamız lazım yani. Sonsuza kadar da kalacak değiliz de burada canım. İnsanda da birazcık. Neyse tamam. Hadi gel atlayalım motora. Sen de biraz kendine gel, konuşuruz. Takma kafanı.